Bugün size hikaye gibi gelecek bir konudan bahsedeceğim. Fuhuş amacıyla başkalarını rahatsız etmek diye bir suç olmadığını söyleyen Anayasa Mahkemesi olur mu? Evet, Türkiye'de var. Peki fuhuşu kabahat saymayan Anayasa Mahkemesi aileyi, bireyi, toplumu nasıl koruyabilir? Aile kanununa ilişkin anayasa teklifine nasıl bir yaklaşım sergileyebilir? Şimdi anayasa teklifi ve Anayasa Mahkemesi de ne alaka diyeceksiniz. Bu dosyayı Medya Midas ekibi hazırladı. Gelin anlatayım. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü için kanun teklifi vereceği sözlerinden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kanunlu olmaz. Samimiyseniz gelin anayasa düzenlemesine gidelim demesinin ardından Cumhur İttifakı Meclisi bir anayasa teklifinde bulundu. İstanbul Sözleşmesi'nin içinde barındırdığı aile kavramına zarar veren yozlaştırıcı unsurların ve eksikliklerin giderildiği başörtüsü ve aile düzenlemesini içeren anayasa teklifi 336 vekilin imzasıyla meclise sunuldu. Askeri vesayetten ve anayasasından çekmiş, bıkmış, yıpranmış bir ülke ve vatandaşları için bu anayasa düzenlemesi elbet bir sorun teşkil etmeyecektir. Ama Cumhur İttifakı'nın hem başörtülü insanları hem de aile ve kadını korumaya yönelik atmaya çalıştığı bu anayasa adımı kuvvetle muhtemel muhalefet tarafından Anayasa Mahkemesi'ne taşınmak istenilebilir. Aslında bu istek muhalefetin fuhuşa suç demeyen Anayasa Mahkemesi'nden beklediği bir umut anlamına da gelebilir. Fuhuşa suç demeyen Anayasa Mahkemesi mi olur dediğinizi duyar gibiyim. Evet, oluyormuş. 2017'de Ankara Çankaya'daki bir cadde üzerinde fuhuş amacıyla başkalarını rahatsız ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan bir kişiye kabahatler kanununa göre 91 lira idari para cezası uygulandı. Bu kişi 5326 sayılı kabahatler kanununda tanımlanan ve idari para cezasına dayanak olarak gösterilen mal veya hizmet satmak için başkalarını rahatsız etmek fiilinin birbiriyle uyuşmadığı ve fuhuş eylemine karşılık bir yaptırım bulunmadığını iddia ederek söz konusu ceza için iptal davası açtı. Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği yapılan başvuruyu reddetti ve cezayı silmedi. 91 lira ceza alan kişi seks işçiliği yaparak geçimini temin ettiğini, bir kişinin gece vakti sokakta seks işçiliği yapmasının mevzuatta suç veya kabahat olarak düzenlenmediğini söyleyerek bu sefer Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Anayasa Mahkemesi de kararında kayıt dışı ve denetimsiz olarak fuhuş yapan travesti ve eşcinsel gibi kişilerin eylemlerini suç veya kabahat olarak niteleyerek cezalandırılmasını düzenleyen bir mevzuat bulunmadığını belirtti. Ve Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği'ne davayı yeniden gönderdi. 2017'de yaşanılan bu olay emsal değeri kazandı. 2014'te yine Ankara Çankaya'da yaşanılan başka bir olayda Anayasa Mahkemesi 2018'de yeniden aynı kararı verdi. Bir travestinin caddede fuhuş amacıyla vatandaşları rahatsız etmesi üstüne kesilen 2014'te 91, 2015'te de 100 lira idari para cezasına çarptırılan kişi cezanın iptali için Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği'ne başvuruyor. Başvuru reddediliyor. Bu sefer de bu kişi Anayasa Mahkemesi'ne başvuruyor. Anayasa Mahkemesi de cezanın iptalini istiyor. Yetmiyor. Bir de devlet 91 lira ceza kestiği kişiye 2500 lira para ödemek zorunda kalıyor. Şimdi aileyi, bireyi, toplumu, kadını korumaya yönelik Cumhur İttifakı'nın atmaya çalıştığı anayasa adımı olur da daha demin anlattıklarım gibi Anayasa Mahkemesi'ne taşınırsa. Fuhuşu kabahat saymayan Anayasa Mahkemesi sizce bu olayı nasıl değerlendirir?